Sevgili yavrularım, değerli gençler, örgün eğitimin kurbanları, 4 artı 4'e geçtiğiniz için ne kadar mutlusunuz. Yakında karne dönemi de geliyor, biliyorum heyecanla titriyorsunuz, geceleri uyuyamıyorsunuz. Annenizin, babanızın, ebeveynlerin sene gibi işkenceler hazırladığını düşünüyorsunuz. Karne dayağı Türkiye'de bir gelenektir. Yani bundan kaçınmanın imkanı yok. Bütün notlarınız 5A ya da en iyisi olsa dahi aile sevgisini göstermek için bir karne dayağı atar. Sizin de bundan gurur duymanız lazım. Ben de bir karne vermeye karar verdim. Hükümetin ekonomi politikalarına karne vereceğim. Ekonominin performansını değerlendireceğim. Ekonominin performansını hükümetin yaptığı ev ödevi olarak görüyorum. Veyahut da işte o seneki derslerde edindiği başarı olarak ölçüyorum. Rak-kamlarla Ekonominin Karnesi adını verdim bu programımıza. Peki hangi dersleri aldık? Çok aslında söylenecek şey var da biz en basitlerini ve herkesin kolaylıkla anlayabileceği de üstünde anlaşabileceği konularda not verelim. En sonunda halkımızın da verdiği notlar var. Onları da sizlerle paylaşalım. İlk önce tabii dış denge veya cari açık çok önemli bir sorundu. Kur istikrarı hükümetimizin çok övündüğü bir şey. Hani çocuk gelir hani ne ben bugün sözde 5 aldım der ya. Kur istikrarı devamlı söylüyorlar. Dış saldırıları püskürttük. Arkasından tabii büyüme geliyor. Biliyorsunuz resesyonu atlattık. Hızla toparlanıyoruz. Büyüme notunu gözden geçirelim. Enflasyonda ne yaptık? Enflasyonda gerçekten kalıcı bir başarı sağladık mı? Bunu ben müsaadenizle değerlendireceğim. Ve tabii en sonunda istihdam konusuna değineceğim. Videoyu kapatmadan önce halkımızın bu köydeki görüşlerini, ki en kıymetlisi onlardır, önlerinde boynumuz kıldan incedir, sizlerle paylaşacağım. Cari denge 5 üzerinden 4 veriyorum. Hükümeti samimiyetle kutlar, yanaklarından öperim. Biliyorsunuz rakamlarla aram kötü ama son yani işte 12-15 ay önce Türkiye'nin cari açığı yani döviz eksiği 40-45 milyar dolar civarındaydı. En son bu sene Ekim verilerini aldık. 4,5 milyar dolar fazlaya geçmişiz. Grafiği de aşağıdadır. Bu gerçekten nereden bakarsanız bakın bir başarı. Nüfusun yarısını öldürdüyseniz başarı değildir ama nüfusumuz maşallah büyüdü. Biz cari açığı cari fazlaya çevirdik. 4. Niye 4? Neden 5 vermiyorsun? Şerefsiz. Hükümet düşmanım. Eğer cari fazlayı İhracatı patlatarak becerseydik 5 verirdik. İhracatta da bir takım artışlar oldu ama büyük ölçüde ithalat daraldı. Yani harcama gücümüz azaldığı için bir not kırmak zorunda kaldım. Anlayışla karşılayacaklarını umuyorum. Her zaman Anayasa Mahkemesi yolu açıktır. İkinci olarak kur istikrarı. Hükümetimizin sık sık övündüğü bir şey. Mesela Sayın Ekonomi ve Finans'tan sorumlu bakanımız, adını hatırlayamıyorum beyefendinin, kusura bakmasın. Geçen sene dolar alanlar şimdi ne düşünüyor acaba diye sormuş. Gülüyorlar. Çok seviniyorlar. Geçen sene dolar arasında yabancı yatırımcılar da var. Bir grafik koydum aşağıya. Onlar çok memnun hallerinden. Çünkü Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin'den sonra Amerikan dolarına karşı en kötü performans gösteren para birimi. Biz bu sene dolara karşı %9 değer kaybettik. Arjantin Allah bilir hesaplayamıyor. Bir de Venezuela var, pardon. Venezuela ile İran. Tamamen yalan. Tamamen yalan. Değiştirdim. Venezuela, İran, Arjantin, bunların hepsini geçtik kur istikrarında ama diğer normal ülkelere göre sınıfta kaldık. Doların yatay seyrettiği bir yıl biz yine dolara karşı herhalde seneyi %9-10 değer kaybıyla kapatacağız. Onun için 2'den fazla bir not veremiyorum açıkçası. Kur istikrarı diye bir şey yok ve Sayın Cumhurbaşkanımız faizleri düşürdükçe enflasyon düşer sloganına inandığı sürece de kur istikrarı olmayacak. Gelelim buradan büyümeye. Büyümede işte yıla eksiyle başladık. Yılın 3. çeyreğinde binde 9 gibi bir büyüme elde ettik. Bu da istatistiki hata payı içindedir. Yani hiç büyümemiş de olabiliriz. Çünkü stok artışları ve eksilmelerinden kaynaklanan bir büyüme olabilir bu. Yine de tabii yani hani bir maratonda ilk veyahut da özür dilerim bir 4000 metre yarışında ilk turda birisi çelmeleyip yere düşer, arkadan gelip önlere geçerseniz bu çok büyük başarıdır. Ben bir öğretmen olarak bunları hep ödüllendiririm. Ama ödüllendiremiyorum. Size sebebini söyleyeyim. Bir tablo sundum orada. Bizimle aynı grupta olan, diğer gelişmekte olan ülkelerin büyüme performansı. Biz bunların içinde en kötüsüyüz. Yani 0 veya 0,5 büyüyeceğiz. Ortalaması galiba %3'e geliyor. Çin'i çıkartırsanız o listeye koyduğum ülkelerin. Dolayısıyla 100 milyardan fazla bütçe açığı vermişsiniz. 1200 puan yani %12 faizleri indirmişsiniz. Kamu bankaları önlerinden geçen kredi vermişler. Yine binde 9 büyüme elde etmişsiniz. Seneyi de binde 5 ile bitireceksiniz. Buna başarı değil. Ben sınıfta kaldık diyorum. Sınıfta kaldık diyorum. Velilerden özür diliyorum. Lütfen oturup çocuklarını yeniden çalıştırsınlar. Böyle zihni sinir politikalarla ekonomi yürümüyor. Enflasyon. Evet, çok tartışılmaya değer. Enflasyonda kalıcı bir başarı elde ettik mi? Yani bakış açısına bağlı. Seneye 25'lerden başlamıştık galiba. 8,5'lara kadar indik. Yeniden 10,5'lara kadar çıktık. Seneyi 12'de kapatacağız. Burada da başarılı bir not veremiyorum. Hadi 3 diyeyim. Yani geçti öğrenci diyeyim. Çünkü daha kötüsü de olabilirdi. Niye daha iyi bir not vermiyorum? Bir kere açıkçası enflasyon yeniden yükselmeye başladı. Ve nereye kadar gideceğini de bilmiyoruz. Çünkü kur da hareketli bugün de. İkincisi enflasyondaki hareketlerin büyük bölümü baz etkisi. Yani işte geçen sene Rahip Brunson olayı çıktı. Kur patladı. Arkasından enflasyonu patlattı. Sonra onun etkisi yavaş yavaş enflasyondan çıktı. Normale indik. Şimdi yeniden yükseliyor. Yani Türkiye'de enflasyon 8-10 arasında kemikleşti. Ve her sene de bir puan yukarı atıyor. Bu değişmedi. Bu bir başarı mıdır diye sormak lazım. Değildir. Yine size bir tablo verdim. Diğer ülkelerin enflasyon oranlarını görüyorsunuz. Biz en kötülerden biriyiz. Bütün dünyanın dezenflasyon, yani sınıftaki bütün öğrencilerin A aldığı bir sınavda siz D aldıysanız ben sizi başarılı göremem. Hani sizi bir körve oturtsam sınıfta kalırsınız ama hadi kalmadınız, size enflasyondan da 1 ya da 2 verelim. En sonunda da istihdam bence en önemlisi. Bugün pazartesi. Ben bu videoyu çekerken resmi istihdam yayınları rakamları açıklandı. Eylül geldi. Ama bende İşkur istatistikleri var. Kasım ayına ait. Kasım ayında İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı 4 milyonun üstünde. Dolayısıyla yıl boyunca işsizlik sürekli artmış gibi gözüküyor buradan. Yine bir grafik koydum. İşsizlik 14 civarında. Genç işsizliği 27. Ağustos rakamları bunlar. Tarım dışı işsizlikte %16,5. Bunlar işte 2008'deki o kısa resesyondan da daha kötü rakamlar. Açıkçası hükümetin bütün bu işte stajyerlik programları, çıraklık programları, toplumda yeteri kadar avantaj elde edemeyenlere sağladığı destek, SSK primi desteğine rağmen özel sektör kimseyi işe almamış, işten atmış. Türkiye'de istihdam azalmış. Ve istihdam bence enflasyonla birlikte bir ekonominin en önemli sorunu olduğu için burada da geçer not veremiyorum. Gelecek senede %2-3 büyüme elde edeceksek hükümetin gelecek senede başarılı olabileceğine inanmıyorum. İkmale gönderdim. Bilmiyorum şimdiki nesil bilir mi bu lafı. İkmale kaldı hükümet. Yani yazın yeniden ders alıp bir daha imtihana girecek. Atilla Yeşilada da malum zaten işte herif. Muhalif abi yani. Muhalif, PKK'lı, kripto AKP'li, kripto her şeyli. Dolayısıyla yanılıyor da olabilir. Sıfırcı hoca. Bir şeye bakalım. Halka bakalım. 2 tane yeni anket var. Bir tanesini +1 yaptı. Tele1 televizyonunun bir ortaklığı ya da yan kuruluşu olduğunu düşünüyorum. Orada listeyi göreceksiniz. Katılımcılara sormuşlar. En büyük sorununuz nedir? 1 numarada %39'la ekonomi var. Ardından işsizlik geliyor. O da %16. Bunları ekonomik sıkıntılar kabul ediyorum. Dolayısıyla halkın %56'sı Ekonomiden şikayetçi. Yani ekonominin sorumluluğu da hükümette olduğuna göre, çünkü bu sene çekirgeler basmadı, deprem olmadı. Ben halkın da hükümete iyi not vermediğini düşünüyorum. Ki insaflıyım, çünkü altta bir de EYT konusu var. Orada da halkın %7'si şikayetçi. Aslında ekonomiden ve hükümetin performansından şikayetçi olanlar %60'ı geçebilir. Ama dedim ya, ben insaflı bir hocayım. Onun altında da PR anketini göreceksiniz. O tarih olarak biraz daha eskidir. Orada da yine %55-60 civarında bir kesimin ekonomik gidişattan memnun olmadığını görüyorsunuz. Elimde Panorama adlı bir kuruluşun yaptığı iddia edilen anket var. Web sitelerine girdim, baktım. Böyle bir anket var ama sırf aboneli müşterileri için. Ben sadece bana gönderilen ve onlara ait olduğu iddia edilen bir özetten yola çıkarak bunları söylüyorum. Yanlışsam özür diliyorum. Hemen geri alıp tekzip edeceğim. Orada da halkın %70'in ekonomik performanstan memnun olmadığı, bunların 4'te 3'ünün de bu kötü gidişten hükümeti sorumlu tuttuğu söylenmiş. Söylendi değil, söylenmiş. Hata varsa bana gönderendedir. Özür diliyorum. Özetle söylemek gerekirse, karar ve notlar yüce milletimindir. Siz etrafınızda ve cebinizde ne hissediyorsanız o notu verin. Ama ben bu hükümetin bu sene izlediği politikalara, bu sene gemiyi dar boğazlarda sürmek için yaptığı kaptanlığa geçerli not veremeyeceğim. Kışın, yazın daha doğrusu kışın oturup iyice çalışması ve ekonomi politikalarını değiştirmesi gerekir. Aksi halde sınıf kalıp tekrarlamak zorunda kalacak. Föş bir kez daha yeni kitabının çıktığını söylüyor. Özel web sitesini ziyaret etmenizi rica ediyor. www.atilayesilada.com ve tabii ki Real Turkey kanalı. Bir kere göz atın şunlara ya. Ya burada yani bir İngilizceyi Brooklyn aksanından daha iyi konuşuyorum. Yani Amerikalılar bile şaşırıyor. Bu herif nereden geldi, ne söylüyor diye anlamıyorlar. En azından eğleniyorsunuz. Föş out.